Birincisi şu, şimdi meslek edinme yeni yüzyılın farklı bir projeksiyonu. Burada siz eğer bölümden çıkarken kendinizi kanıtlayarak çıkarsanız, beğenilirseniz şu anda bizim hastanemizde bile iş bulabilirsiniz. Birçok konuda hastanelerin ciddi ihtiyacı olan bir bölüm. Bu işi bilerek, referanslı bir şekilde mezun olmayı başaran herkesin ciddi iş bulabileceği bir bölüm. Bunun birincisi bu. İkincisi, ameliyathane teknikerliğin en önemli noktası aslında ara eleman olarak çok ciddi ve farklı bölümlere kayabilme şansı var. Demin de söyledim. Mesela ameliyathane teknikerliği, ameliyathane malzemeleri satan bir firmada mutlak surette çalışma imkanı var. Mesela staj yapar, düzgün bir iş yaparsa mutlak surette farklı bir projeksiyonla diyelim ki sağlık alanında herhangi bir mesela ilaç satımı, bunlarla ilgili iş yapılabilir. Malzeme temininde teknik olarak yer alabilir. Ameliyathanenin depolarında çalışabilir. Anlatabiliyor muyum? İkincisi, eğer kendini geliştirerek, özellikle dil bilerek çalışan bir kişi farklı konularda inovasyonlara dahi girebilir. Mekanik, biyokimyasal, biyolojik, anatomik farklılıkların farkındaysa eğer burada yeni aletler bile geliştirebilecek pozisyonlara girilebilir. Ciddi farklılıklar yaratabilecek bir bölüm aslında. Bir meslek dediğimiz şey, eskiden bir yerden bir 4 yıllık veya 6 yıllık veya 2 yıllık bir şey alıyordunuz, onunla gidiyordunuz. Oysa şimdi ameliyathane teknikeri olarak mesela işte gastrointestinal motilite ile ilgili herhangi bir şeyi öğrenebilirsiniz. Altyapınızı hazırlarsanız işte ürolojik ameliyathanesinin vazgeçilmesi olabilirsiniz. Veya genel cerrahi ameliyathanesinin vazgeçilmesi olabilirsiniz. Veya robotik ameliyathanesinde tüm her şeyi siz düzenleyebilirsiniz. Ameliyathanelerin depolarında çalışabilirsiniz. Yani bu sizin biraz da isteğinizle ve kendinizi geliştirme yönteminizle ilgili bir şey. Şimdi en önemli şey ameliyat bitmez. Her zaman ameliyat çok büyük bir ihtiyaçtır. Sağlık açısından en önemli parametrelerden biridir. O yüzden önleri çok açık. Ama en önemli şey kimse ilk başta aldığında hiçbir şey bilmeyen ya da çalışkan olmayan kişiyi işe başlatmak istemez. En önemli şey stajda çok şey görmeleri. Stajda çok şey görüp pratik kazanıp ve kendilerini tecrübe edinirlerse o zaman çok rahat iş bulabilirler. Sırf bu bölüm değil, hangi bölümü seçerseniz seçin, işsiz kalmamak için bir o mesleği sevmeniz gerekir. Ancak bir mesleği sevdiğiniz takdirde ona ilgi gösterirsiniz, sahip çıkarsınız, diğer aynı şekilde meslektaşlarınızdan bir farkınız olur. Hiçbir meslek grubu belli bir dönem sonra bitmeyen şey yolu yoktur. Ama siz bir farklılık yaratırsanız, mesleğinizi bir adım öne götürürseniz bu konuda ne gelecek kaygısı yaşarsınız, ne de farklı sorunlarla yaşarsınız.